Selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Klan Savaş Ligimizin 6. günü canlı saldırılarını yapacağız. Ana klanımızla başlangıç yapıyoruz. Hemen bir like atıp kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ana klanımızda maşallah var ya. Çiçek gibiyiz ya çiçek. Abi 4. günümüzde kazandık. Yeşil tekimizi gördünüz. 35'e 33. Chipset Power'ı da yendik arkadaşlar. Şampiyon bir liginde lekesizler klanımızda gurur duyuyorum. Tüm oyuncumuzda sonuna kadar gurur duyuyorum. Gerçekten hakkını verdiğimizi de düşünüyorum. Şu anki savaşımızda 8 saldırıda 22 yıldız ve 11 savaşta 29 yıldız alan ligin ikinci sırasındaki BSVN War klanı var. Bu klan nedir arkadaşlar? Er meydanını zaten biliyorsunuz. Şampiyon 1 liginde karşımıza çıkacak en güçlü klanı şanssızlığımızdan çekmiştik. ikinci sırada gördüğünüz gibi. BSVN War klanı da e, görmüş olduğunuz Haziran 2022 sezonundaki en iyi klanların tam tamına. Tam tamına. Evet 27. sırasındaki klanı arkadaşlar. Şunu merak ediyorum. Bu savaşı kazanır mıyız? Bakacağız ama... Biz de ilk defa şampiyon bir grubunda yer aldık ya arkadaşlar. Biz 2022 sezonu Temmuz ayının en iyi klanları içerisinde kaçıncı sırada olacağız? İnanın çok merak ediyorum. Yani biz de bir yerlerde oluruz ve sonucunu inşallah görürüz arkadaşlar. Bomba gibi üçlüklerimiz var. Bunlara bakacağız elimizden geldiğince. Rakibin üçüncüsüne de işaret koymuş bulundum. Ve şu an ligde de üçüncü sıradayız. Şampiyon bir grubunda artık üçüncü sıraya demir attık. Ve buradan kopma gibi bir Lüksümüz yok. Burada kalacağız Allah izin verirse. Dördüncü sırada Chipset Power. iki savaş kazanmışlardı. 27 yıldızları var ama onlar henüz BSVN War'la oynamadı. Evet bu savaşı alma ihtimalimiz de var bu arada. Biz 6 tane ışık patlattık. Rakipte de 7 tane ışık patlattı. Ben şimdi gidip rakibin üçüncüsünü fullersem o zaman eşit olacağız. Hatta 2 tane savaş eksiğimiz de var. Avantaj bizde yani şu an. En iyi klanlardan dünyanın 27. sırasındakini yenebiliriz arkadaşlar. Düzenimiz bu şekilde. Şuradaki klan kalesiyle tekli cehennemin orada süper okçularımı indirme taktiğim var. Alt taraftaki klan kalesinin oradan da giriş sergileyeceğim. Saldırı butonuna basıyorum. Her şeyimiz hazır ve nazır şekilde ve saldırı butonuna an itibariyle basmış bulundum. Evet, alt taraftaki şuradaki hayvan barınağının oraya bir bebek ejder attım. Birazcık sağa fazla gitti ya. Hava savunması görmesin diye attım ama sıkıntı yok. Şöyle de bir tane sinsimi atıyorum. Ejderlerimi salıyorum. Balonlarımı gönderdim. Koruyucu geliyor. Hemen ejder biniciler. Sonra barbar kral ve kraliçe. Evet. Arkadaşlar değerli kardeşler kraliçe satma bizi. Şöyle de bir zeplini gönderdim. Kraliçe birazcık sağ kaydı. Pek hoşuma gitmedi. Şuradan bir duvar kırıcı attım lan bak kraliçeye bakacağım derken Yemin ederim yine e, zeplini kaçırma pozisyonuna geldim. Şöyle indirelim abi. Hemen klonlar, bir öfke ve bir tane de görünmezlik. Valla kraliçeyi basıp basmamak çok da umurumda olmadı açıkçası. Çünkü belediye binasını almak benim için çok daha önemli. Belediye binasını galiba aldık, bir problem yaşamadık. Bir görünmezlik dağıtıyorum. atıyorum. Sağ tarafta kraliçemizi Tazı klan kalesinden çıkıp oyaladı ve öldürme işlemini sağladı. Şuradaki X yaylarının canı baya bir az ama ölmediler. Kaya saçarı da indirmek için kraliyeti saldım. Buradan kaya saçarı alıp birazcık tazıyı hızlıca kesmemiz lazım abi. X yayı deli gibi hasar bıraktı. Dondurmamı birazcık erken attım. Aslında bir tık daha bekleyebilirmişim ya. Evet tazı patladı. Ejderler koruyucu, baykuş temizleme işlemi yaparken... Ejder binicimiz hava savunmasını orada güdümlü çıktı ve öldü. Arka tarafta Kaya Saçar ve XZ'yi var. Açıkçası Kraliçe sağ tarafa doğru kaydığı için savaşı sattığını söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben Kraliçenin sol tarafa gitmesini istemiştim. Yani elimden geldiğince de güzel temizlik yaptım. Fakat yine de satış koydu. kelle avcısını da atölyeye attım. Ejderler direkt XZ'ye doğru yönelsin istedim köy üçleyebileceğimizi düşünmüyorum. Arka tarafta bir tane kapı gibi kaya saçar var. Yanında da hava savunması var arkadaşlar. 3 gelmeyecektir ama yüzdemiz güzel, kötü değil. Yüzde açısından sıkıntı yaşamadık. 3 alabilir miydik? Gönül rahatlığıyla alabilirdik. Kraliçeyi erken kaybettik. Soldan gitseydi, özelliği gitmeseydi abi. Buradaki orduyla birlikte geldiğinde şuradaki kaya saçarı her türlü alırdık yani. Ucu ucuna kaçtı. Vallahi ucu ucuna kaçtı. 3 geliyordu arkadaşlar. Evet altın deposunun oradayız. Bir güdümlü yedik. Yani şuradaki hava savunması inse koruyucuyla baykuş bir nebze belki alacak diyeceğim ama e, XE'yi de kelle avcısına odaklandı. Baykuşumuzu kaybettik. %91 ile savaşımızı sonlandıracağız. Elimize emeğimize sağlık. Evet buradan şimdi çıkış sağladık. E, birinciye Ömer'in atmış olduğu bir 3 yıldız var. Valla Ömer'in birazcık geç oldu ama güç olmadı. Üçlüğü patlatmış. Belediye binası merkezde bir köye tazı balon saldırısı gerçekleştirmiş. Üst taraftan bir tazı ve peşine Zeppelin gelip balonla da Okçu Kulesi'nin alımı sağlanıyor. Evet arkadaşlar Zeppelin tam belediye binasına yakın noktada Tekli Cehennem Kulesi'ni alarak başladı. Belediye binasının oraya geliyor süper büyücüler. Belediye binasında galiba almıştır diye düşünüyorum. Görünmezlikleri de güzel atıyor. Bir tık sanki çok az yani. Erken atıldı ama çok da bir şey fark etmedi yani. Kahramanları temizlemeden süper büyücüler öldü. Ama baya bir temizlik yaptı. Üst taraftan Okçu'yla Tazı'yı çekiyor. Şöyle Burak abi Tazı balonun yeri gözükmüyor mu sence? O ne demek? Anlamadım Vallahi anlamadım. O ne demek? Evet Tazı üst tarafta kraliçenin temizliği sağlanmaya başladı. Bir tane zehir atıyor. Oradan tazının köpeciklerini ve buz golemi ile birlikte temizliyor arkadaşlar. Kanat güzelce açılmış. Bu kanat gayet başarılı. Barbar kralı da pasladı. Buz golemi de gönderdi. Bakalım kahramanlarla oradan ne kadar bir temizlik yapmış. Bir süper duvar kırıcı peşine bir süper duvar kırıcı daha geldikten sonra kraliyet desteğini dağıttı. De ee, kartal topu iniyor. O sırada da tazı balon başlıyor koruyucuyla birlikte. Bir adet dondurma da kullanmış. Kaya Saçar indiriliyor. Arka taraftan tazılar atılıp sol taraftan da balonlarla koridor iyice daraltıldı. Bu arada kraliçenin özellik basılıp muazzam bir koruyucu özelliği basmış. Oradan iki kahramanı da temizledi. Kaya Saçar hemen bir buz büyüsü, bir hız büyüsü orada, bir dondurma daha. Kraliçe tek boynuzlu atla birlikte tekrar hayata dönüyor. Ve balonlarla birlikte kahramanlar da destek atıyor ve 3 yıldızı hanesine yazdırıyor. Son bir dondurmasını da ...BSVN War Klanı'nın Klan Kalesi'nin üstüne yapıştırıp geçiyor arkadaşlar. Rakibin dördüncüsüne Hamdi'nin atmış olduğu bir 3 yıllık sağlarısı. Hamdi'den Yeti, Süper Büyücü, Yarasa kombinasyonu görüyoruz. En tersten girmiştir muhtemelen. Aynen öyle. İki Yeti arkasına Süper Büyücü temizlik yapılıyor. Orta taraftan Buz Golem. Yetiler, Süper Büyücüler, Barbar Kral, Tomruk, Kraliçe geliyor... Bekliyoruz kraliçeyi de. Sonra bir koruyucu bekliyoruz. O da geldi. Klan kalesinden tazı çıkıyor arkadaşlar. Ama süper büyücülerin öyle elleri var ki içerisindeki o sihir var ya. Tazıyı kesin eritmiştir. Köpecikleri bir koyuyor öbürü de iniyor. Bir koyuyor öbürü de iniyor. Muhteşem bir koruyucu özelliği. Kasırga çıktı. Tomruk hala duvarları parçalamaya devam ederken merkezden bir adet öfke büyüsü geliyor. Vallahi. Hamdi de uzun zamandır ana klanla üçlük atmıyordu. Üçlüğü yapıştırdı. Ee, kendisine geldi o da. Üst taraftan bir kraliyet şampiyonu desteği gelip sağ alt taraftan da yarasa desteğini atıyor ki sağlı sollu iyice bir temizlik olsun. Kaya Saçar'la büyücü kulesini dondurmak istemiş fakat oradaki aradaki menzil izin vermiyor. Kaya Saçar'a XZ ile birlikte dondurma atıp ardına bir büyücü kulesi dondurması gelmiş. Aslında şuradaki XZ'in da Dondurma içerisini alsaymış daha kıyak olurmuş. Sanki beni duydu Hamdi. Diğer dondurmasını o şekilde attı. Belediye binasının orada da son dondurmasını kullanıp Kraliyet şampiyonu ve koruyucu desteğiyle birlikte belediyeyi almış. Birazcık korkutmuş biraderim. vallahi birazcık korkutmuş. Minyonlarla kenar temizlikleri yapılıyor. Kraliçenin özelliği var. Üst tarafta da minyon desteği var. Rakip de sadece bir okçu kulesi. Ve kraliçe kalmış savunma yapabilecek özellikte Evet onların da zaten fazla tutunacağını düşünmüyorum Kraliçenin özelliği her türlü alt etmiştir Aynen kraliçe özelliği basıldı duvarda temizlendi Süre de Allah'tan iyi yetmiş Valla iyi yetmiş Okçu kulesinin altarına da menzilinin dışından sıkmış yani öyle söyleyeyim Hamle'nin 3 yıldızı da gördük Hemen devam edelim. 8. Murat'ın atmış olduğu bir 3 yıldız var. Tazı balon diye bekliyorum. Aynen tazı balon saldırısı. Bakalım Zeppelin'i nerede indirmiş? Şu ara güzel gözüküyor ama hani onun riskine girmiş midir? Belediye binasını almak daha mantıklı. Hava savunması e, üzerine Zeppelin iniyor. Oradan e, X yayında almıştır muhtemelen. Yani normal efsane liginde her türlü riski girilir. Fakat Ligde birazcık korkutuyor o yüzden belediye binasını alarak başlamak daha garanti oluyor. Süper okçuda mesela kötü bir noktada indirirsek tuzakların olduğu tahmin etmediğimiz bir noktada bütün süper okçular öldüğü an belediye binasının inmesi problem yaratabiliyor. Bu arada üst tarafta bir buz golem patladı galiba dondurmaları atmadı diye düşündüm. Görünmezlik geldi kraliçeye hız büyüsü geliyor. Balonlar ee, koruyucuyla birlikte çoklu cehennemi indirmiş. Evet, bir hız büyüsü daha geliyor. Kelle ağcılar da koruyucu özelliğinde rakip kraliçeyi muazzam indirmiş. 2-3 tane balonun kaya saçara gitmesi de çok hoşuma gitti. Ee, kenardan temizlik askerleri geliyor. Kaya saçar birazcık boşta kalmış. Şimdi bir balon hemen indiririm ben diyor. Siz durun. Siz durun ben ayıklarım demiş ve ayıklamaya gitmiş. Kraliyetin özelliğinin olması da muazzam gerçekten. Balonlar püskürtücüyü temizledikten sonra hemen tekli cehennemin oraya odaklanıyor. Kraliyetin özelliği mevcut. Evet özellikle basıldı. Arkada savunmada neredeyse kalmadı. Ve minyonlar da dış tarafın temizliğini sağlıyor. Kraliyetin özelliğinden sonra da kraliyet hakkını veriyor diyebiliriz. Evet ana klanda, ikinci klanda, lig klanında bol bol 3 olsun biz paylaşırız. Amma velakin yoruldum. Yalan yok. Mehmet abinin üçlüğüyle devam edelim. Tazı balon saldırısı gelmiş Mehmet abiden de. Belediye binasını muhtemelen almıştır diye düşünüyorum. 2 balonla bir okçu kulesi temizliği. 1 balon. a kaya balonu. Güzel taktik. İnşaatçı kulübesi X yayına gidecek. Evet erken indirdi. Aslında X yayı da alınabilirmiş ama güzel güzel. Bu kaya balonu taktiği benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir görünmezlik daha patlatıyor. Oradan koruyucuyu aldı ve püskürtücü indirdi. Okçuyu çekti. Kraliçe ile birlikte klan kalesi temizliği yapıyor. Orda orası temizlendi. Barbar kralı saldı ve barbar kralın tanklamasıyla birlikte kraliçede selamın aleyküm savaşa girdi. Bir adet süper duvar kırıcı yolunu kaybetmiş. Bir süper duvar kırıcı dıştaki duvarı patlatıyor. Neden? Arkada açıklık var. O yüzden burayı tercih etmemiş ama işte aslında gitmesi gereken noktaya gitse lavuk daha güzel olacak. Kher abisi geldi. Rakip kraliyet şampiyonu mu? Kraliçeymiş abi. Kraliçeyi bizim kraliyet indirdi. Sol taraftan da tazı balon başladı. Kraliyetin özellik basılıyor. Rakip barbar kralın olduğu noktada bir kelle avcısı desteği daha geliyor. Ee, koruyucu tazı balonla birlikte gönderildi. Arkadan da minyonlar bırakıldı. Şu kraliyet şampiyonu için bir adet daha fark ettiyseniz kelle avcısı var. Koruyucu özelliği basıldı. Çoklu cehennem kulesinin orada. Hemen balonlar giderken. Vallahi bir anda kasırga çıktı. Şimdi bir hız daha atılıyor. Kelle avcısı da orada kraliyete güzel hasar verdi. Bir tane dondurma büyüsü geldi. Niye dondurma geldi? Kraliyet balonları tek tek avlamasın. Tazının köpecikleri olsun. Minyonlar olsun. Koruyucu olsun. Baykuş olsun. Şu lanet olası kraliyeti indirsin dedi. Evet dostum. Lanet olası kraliyet şampiyonu insin diye yaptı ama kraliyet inmemiş bir süre. Bak şimdi baykuş ve okçular aldı. Allah'tan aldılar almasalar... Kraliçeyi öldürme potansiyeli de var. Elimizde kalan balonları indirme potansiyeli de vardı. Ama çok şükür indi ve Murat da 3 yıldızı aldı arkadaşlar. Murat'ın 3 yıldızdan sonra kim geliyor sırada? Bakalım Nizami. Nizami de Ömer'in 3 demiş olduğu düzenin aynı düzenini 3 dedi. Hatta Whatsapp'ta ilk başta Nizami 3 dedi. Üçledi. Nizami 3 dedikten sonra Ömer'e dedi ki Reis dedi bu düzen bir yerden tanıdık geliyor mu? İki tane dedi BSVN Word'a e, iki güzel insan dedi aynı düzeni kullanmış. Ben bu şekilde üçledim. Aynı saldırıyı sen de yap çatapatı üçle dedi. Valla gözünden iyi kaçmamış. Ömer de yakaladı affetti. Affetmedi pardon affetmedi abi affetti dedik. Aynı saldırı arkadaşlar hiçbir farkı yok. Aynı şekilde bir 3 yıldız ee, çekilen kenar vesaire görmüş olduğunuz gibi tazı çekiliyor. Kraliçe ile temizleniyor. Ondan sonra alt tarafa gönderecek. Muhtemelen oradan da kraliyet bu şekilde. Yani dediğim gibi Nizam üçlüyor sonra Ömer üçlüğü patlatıyor. Yoksa Ömer 3 atamazdı diyeceğim zaten. <laughs> ulan Ömer ulan Ömer. Ömer var ya eskiden bir savaşırdı. Bir savaşırdı. Sonra işte ne bileyim saldı gibi ya. Eskisi kadar mücadele yapmıyor. Bir şöyle bir ordu oturttursa aslında var ya acayip hakkını veriyor da orduyu sürekli değiştiriyor. Çünkü sıkılıyor Ömer. Şuursuz Ömer'imizden bahsediyorum. Şimdi var ya bu videoyu izliyorsa altta yorum da sever bana. <laughs> Türkmen'in savaşına geçiyoruz. Türkmen'den de bir süper okçu üçlüğü geliyor arkadaşlar. Bakalım ne taraftan saldırmış galiba ya en tersten ya da şöyle yandan evet yandan saldırı geliyor. 4x'e çektim ejderler ejder binciler gönderildi bir buz golem koruyucu özelliği basıldı. Şöyle 1x'e çektim ee, görünmezlik patladı klonları yapıştırdı öfkeyi attı görünmezliği yapıştırdı. Evet ordu baya bir dağıldı ama hiç problem olmamış diye düşünüyorum 3 yıldız aldığı için görünmezlikler üst üste geliyor. Belediye binasının alımı ve Kaya Saçar'ın temizliği sağlandı. Bir görünmezliğini de atmadı. Arttırdı. Baktı süper okçulardan daha fazla verim gelmez. Aşağıya direkt kraliyeti atıp görünmezliği bence yanlış attı. Kraliyeti atacaktı. Son basılı. Görünmezlik olduğu için ilk görünmezliği atmış. Yani görünmezliğin bir tanesini de boşa atıp üçülemiş arkadaşlar. Eline emeğine sağlık diyoruz. Lekesiz Türkmen'in Kraliyetin özellik basıldı. Barbar kral indirildi. Kraliçe özelliği barbar kral kraliyet derken köy üçlendi. Evet ana klandı tam tamına 6 tane üçlük gösterdim. Bir de kendi savaşımı yaptım. Ya hak diyorum. Durum 29'a 24. İki savaş eksiğimiz var ve o iki savaşta iki tane üçlük gelirse BSVN War'dan avantajlı pozisyona geliyoruz. Yani bir tane üçlük gelirse de durum eşitlenir, yüzdeye bakılır. Ama tabii ki daha onların da 4 savaşı var. Bizim de 6 savaşımız var. Ne olacağı belli değil. Lekesizler 2 klanına geçelim. Yolumuza Lekesider 2 klanıyla devam ediyoruz. Hemen ligimize geçelim. 5. günü savaşımızı kazandık arkadaşlar. Onunla başlayalım. 5. günümüzde 38'e 33 gibi farklı bir galibiyetle sonuçlandırdık. 6. günümüze geçtiğimizde 6. günde de şu an avantajlıyız. 9 savaşta 22 yıldız rakip 3 saldırıda 5 yıldız. Bir tane galiba 0 mı vardı? Aynen. Caner'de %23 almışlar. İnternetleri muhtemelen koptu. Bizde de 4, 5, 5 tane üçlük varmış lan. Bir, ha bir tane de tek yıldız varmış. Hamdiye var ya nazar değdi nazar. Şimdi arkadaşlar birinci sırada Air Legacy klanı var. İkinci sırada da biz varız. Savaş sayılarımız eşit fakat aramızda 7 yıldız fark var. Biz nasıl birinci oluruz? Bu konuyu konuşmak isterim. Bir de King Clash klanı var. Bunlar da peşimizde. Ama bunların şu an 2 savaş eksiği var. 2 savaşı da eklediğimizde bizi geçecek konumda değiller. Açıkçası biz ve Air Legacy galibiyet aldığı sürece King Clash'ın üstümüze çıkması birazcık zor. Şimdi biz neye güveniyoruz? Açıkçası güvendiğimiz tek bir şey var. O da son savaş. Son savaşta King Clash'la Air Legacy klanı maç yapıyor arkadaşlar. Eğer ki King Clash klanı Air Legacy'yi yenerse biz de hiç fire vermezsek biz bu ligi birinci sırada tamamlayacağız. Umudumuz bu yönde. Ve bu zamana kadar da alabildiğimiz kadar fazla yıldız almaya çalışıyoruz. Ama Air Legacy klanı fazla daha fazlasını alıyor. Yani biz kovalıyoruz onlar kaçıyor ve fazla fazla kaçıyorlar. Aramızda 3 yıldız falan fark vardı. Bir önceki savaşta biz 38 aldık adamlar 39 aldı. Orada bile 1 yıldız fark koydular. Ve biz bu klanı ilk savaşta yendik. Bizim işte tek hatamız ne oldu? King Clash ekibine yenilmek oldu. King Clash ekibi bizi geldi şurada 38'i 34 yendi. Yani öyle bir problem oldu. İnşallah lig çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çıkamazsak da Canımız sağ olsun değil mi? Rakibin ikincisini atmış olacağım. Anam Allah mı söyletti lan? Rakibin ikincisini atmış olduğum üçlüyü paylaşacağım diyecektim. Valla belki de Allah söyletti. Bakalım buraya saldıracağız arkadaşlar. Ee, şimdi şuradan bir sinsi atarız. Burayı temizleriz. Şuradan da orduyu salarız. Püskürtücüye direkt kafa atacağım. Bu şekilde başlangıç yapacağım. Zeplini de şurada indirmeyi planlıyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz ve belediye binasını da alırız. Direkt sağları butonuna bastım. Hemen sinsiyi atıyorum. Şuradan da bir bebek ejder atasım var. Bebek ejderi de patlattım. Ejder yağlarımı atıyorum. Balonlarımı salıyorum. Hemen bir koruyucu. Ejder biniciler gelsin. Şöyle barbar kral ve kraliçeyi de attım. Evet arkadaşlar, Zepdin'i şöyle atacağım ya, çaprazdan attım. E, püskürtücü aşağıya sıkıyor diye oraya atmıştım. Şimdi de püskürtücü yukarı sıkmaya başladı. Gerekirse bir tane dondurma atarız diye düşündüm. Evet, şöyle bir koruyucu özelliği bastım. Püskürtücüyü dondurmadım abi. Bir tane hasar yedik ve bu bizi bayağı sıkıntıya düşürebilir. Zepdin yetişmeyebilir ki yetişmedi. Korku dolu gözlerle izlemeye başladım. Şimdi bir görünmezlik dağıtıyorum. Ee, süper okçularımız kaya saçarları alırken belediye binasını almaları bizim için çok ama çok önemli. Alamazsak büyük problem. Ki alamayacağız gibi duruyor açıkçası. Şuradaki duvarı kıramadık. O birazcık beni üzdü. Üst taraftan bir tazı çıktı. Belediye binasını almak için e, süper okçularımız sıkıyor ama orada dondurmayı kullanmadım. Baykuşumuz rakip kraliyeti indirme noktasında. Üst tarafta bir Tazıyla mücadele var. Ve oradaki e, köpecikler an itibariyle bana doğru geliyor. Yani dondurmamı da bir yandan harcamak istemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum birazcık mokok olduk gibime geldi. E, şöyle bir süper duvar kırıcı attım. Kelle avcısı için gönderebileceğimiz herhangi bir şey yok. Ee, onu da bir yerden tanklatmayı planlıyorum Kraliyetin canı çok azaldı Hemen bir kelle algısı attım Şuradaki okçu kulesi en azından kraliyete vurmasın istedim Şimdi iki kurtaralım yani en azından Burada bir kraliyet özelliği Basıyorum belediyeye hasar vursun dedim Of çok güzel oldu lan 3 alır mıyız ya Abi çok iskelet çıktı ya Ah be İskeletleri donduramadım Şu dondurmayı var ya en arkada kullanayım dedim aslında ama şuradaki iskeletler çıkınca onları atayım dedim yetiştiremedik ya. %79'la savaşı tamamladık. Püskürtücüye bir tane dondurma atmayıp cimrilik yaptım. 3 yıldız alamadım abi. Eğer ki o dondurmayı atsaydım emin olun 3 yıldızı almıştım. Vallahi almıştım. Bir tane işte geri atınca belediye inmeyince problem oldu ya. Şimdi Caner'in atmış olduğu 3 yıldızı izleyelim. Kahramanlarla üst taraftan bir başlangıç yapıyor. Barbar Kral Buz Golem Kraliçe temizleyince Ejder Balon Ejder Binciler'i de saldı. Koruyucusu da mevcut Zeplin'i bırakıyor. Zeplin'in birazdan özelliği basıldı. İndirmiş olduğu noktada kesinlikle şurasıdır. Evet o nokta. Duvarı da parçaladı mı içeride de inenler var. Bir görünmezlik daha patlatıyor. Evet bir canlı saldırı var. Şu an heyecanla o savaşa kaçmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Tazı çıktı. Kraliçeyle oyalanıyorlar. Evet köyde bir şey kalmadı görmüş olduğunuz gibi. En arkada iksiyayları var. Kraliyet şampiyonu da gönderildi. Koruyucu ejder kraliyet şampiyonu köyün üçlenmesini sağlamış. Özelliği de hala kullanılmadı. Özellikle basılacak. Kraliçe özelliği de basıldı. 3 geldi. Evet hemen bir canlı saldırı. İnşallah bizden geliyordur. Bizden geliyormuş. Ramazan abi saldırıya geçti arkadaşlar. Ramazan abi de süper okçu saldırısı yapıyor. Vallahi şu an güzel bir başlangıç olarak gördüm. Koruyucu özelliğiyle tüm askerleri içerisine aldı. Püskürtücüyü dondurdu. Yani burada süper okçular iyi bir noktada. Eee, klonlar geldi, öfke geldi. Şu an için görünmezlik kaçırmadığı takdirde belediye binasında alacağını düşünüyorum. Evet. İlerleyiş devam ediyor. Ejder Binci de görünmezliğin içine girdi. Belediye binasına süper okçular sıkıyor. Ee, burada bir çoklu cehennem var. X alınıyor mu? X sayı alındı. Şimdi döndüler. Çoklu cehenneme sıkıyorlar. 3 ya. Kaçarı yok. Ulan korktum lan. Tam avcumun içine yapıştırdım. Nasıl yankı yaptı. <laughs> Kraliyetin özellik var. Rakip kraliyeti oradan Lassie ile birlikte temizliyor ve 3 yıldıza ulaşıyor. Arkadaşlar diğer saldırılarda süper okçu saldırısı olduğu için ve bomba üçlükler olduğu için sürekli paylaştım. O yüzden paylaşmayayım dedim. Bir tane iki tane daha bakalım. Bakalım hiç izletmediğimiz kişilerin üçlüğü varsa onları da paylaşalım. Yoksa lekesizler lig geçelim izninizle. Ramazan abinin bir üçlüğü daha varmış. Eline sağlık ya da şimdi attı abi karıştırdık <laughs> Yok bir tane daha diğer hesaptan atmış Aynen ikisi de şurada gözüküyor Emeğine sağlık abi Altıncı'yı kim üçlemiş Süleyman üçlemiş Tazı balon saldırısı yapmıştır Artık herkese ezberledim Hüseyin'in savaşı var Hüseyin'e küsüm ee, Zararlı o da Hüseyin Tamam Hüseyin'den bir saldırı gösterelim o zaman ee, Süleyman'a bakalım Tamam Ramazan abinin de bir savaşı paylaştık Tam vallahi yine hak yemeden eşit bir şekilde saldırıları göstereceğim. Evet artık oyuncularımı tanıdım. Klanda kim ne saldırısı yapıyor? Artık aklımda, hafızamda, 50 kişi de ezberimde diyebiliriz. Tazı balon saldırısı ben bu düzeni affetmiyorum. Süleyman da affetmemiş. Açıkçası ben saldırırken şurada arkadaşlar zeplini indiriyorum. Alt taraftan gönderdi daha mantıklı. Benim normalde göndermiş olduğum zeplinde şurası bu kadar açık olmuyor. Burası birazcık açık olunca Süleyman korkmuştur mantıklı olarak yani burası büyük ihtimal dev bombalar ve kasırgaların olduğu bir nokta zaten indirmiş olduğu yer o kadar güzel ki belediye binasını indirdi oradan bir de kraliçe almıştır diye düşünüyorum görünmezlikleri de attı evet duvarın parçalanmasıyla temizliğini yaptı ee, süper büyücüler dış tarafa çıktı okçu kulesini de ayrı aldı ee, ben mesela ikinci etapta şuradan kraliyet şampiyonunu indirme odaklı dalıyordum o sol tarafa ee, kraliçeyi yönlendirmeyi tercih etti. Buradan galiba tazı balon atacak. Kelleleri de atıp kraliyet şampiyonunu temizleyerek de başlayabilir. Evet o da olabilir. Herkesin taktiği farklıdır. Herkesin taktiği kendinedir arkadaşlar. Hemen şöyle 2x'e çektim. Ee, kraliçe oradan rakip barbar kralı ve kaya saçarı muhtemelen indirecek. Koca öküz öldü. Tekli cehennemin orada barbar kral basılıp hemen bir dondurma atıldı. Klan kalesinden tazı kelle avcıları çıktı. Kraliçeye bir görünmezlik. Kelle avcısı temizleniyor abi. Tazı balonda sağ taraftan gönderildi. Koruyucuyu da pasladı. Orada erken bir koruyucu özelliği. Kelle avcıları kraliyeti muhladı. Hemen Kaya Saçar donduruluyor. Hız büyüleri peşi sıra geliyor. Kaya Saçar indirildi. Merkezdeki kartal topu iniyor. Dış taraftan da balonlar gönderildi. Bir adet daha hız büyüsü var. Kraliyetin hayatta kalması muazzam bir şey. Hemen özelliği de basıldı. Tekli cehennemde indikten sonra zaten görmüş olduğunuz gibi köyde bir şey kalmıyor. Ağzım kurudu lan yemin olsun Süleyman hakkını verdi arkadaşlar. Üçlüğü aldı. Şimdi Hüseyin'e küsüm. Hüseyin neden küs olduğumu zaten biliyor ama savaşını paylaşacağım. Ejder binici ejder balon saldırısı yapacağız arkadaşlar. Hüseyin eskiden bol bol yorum atardı artık yorum atmıyor. O yüzden birazcık küsüm. Küs değilim abi kırgınım. Kırgınla değilim, espri yapıyorum. <laughs> ejder, ejder binici balonlar geldi. Bir tane ejderle de sağ tarafın temizliği sağlanıyor. Ee, şurada, tam şu köşe diyorum. Zeplin için. Süper okçuların indiği nokta olarak. Evet, 2x'e çektim. Koruyucu özelliği, kelle avcısında koruyucu özelliğini alıyor. Rakip kraliçeyi orada temizleyip, süper okçuları klonladı. Öfkeyi patlattı. Görünmezlikle birlikte belediyenin alımı ve x alımı sağlandı. Yetmedi. Püskürtücülere gitti. Yetmedi. Kraliyet indirildi. Yetmedi. Kaya Saçar'da temizlendi. E bu süper okçular daha ne yapsın abi? Ne yapsın? Biri bana anlatsın. E onları da yapsın. Gitsin kenarda köşede yemek pişirsin. Gitsin kenarda köşede X-Yay'ın oklarını çeksin. E, okçu kulelerine tırmansın isterseniz. Onlar ok atsın. Zaten oradakiler de okçu. <laughs> İşin esprisi bir yana gerçekten güzel menzilleri var ve bayağı uzaklara ateş ediyorlar. Büyük ihtimal Yüzüklerin Efendisi'ndeki elfler diye düşünüyorum ben. Süper okçular kesinlikle elf okçuları. Diğer okçular da abi şey olsun. Orkların. Isengard okçusu diyeceğim de abi Isengard okçusu da bir başkaydı ya. Onlarınki de böyle direkt e, tabanca şeklinde. Germeli değildi. Direkt şöyleydi. Isengard okçularını çok severdim. Yüzüklerin Efendisi fanları şu an beni anlıyordur. Ama Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeyenler de ne diyor lan bu adam diyordur. Evet. Benim Yüzüklerin Efendisi'nde en sevdiğim birlik arkadaşlar Isengard'tı. Orkları da severdim. İnsanları çok sevmezdim. Elfleri de çok sevmezdim. O Isengard'ın kurtları yok mu? Bayılıyordum ya. Hatta ikinci filminde bir böyle açık... Ee... Ormanlık alanda kurtlarla birlikte insanlara saldırış var. Hatta orada ee, şeyin ölümü var. Kralın bir tane kral ölüyor. Onu bağlayıp kaleye gönderiyorlar arkadaşlar. Neyse bula bula bula. Bana bu sohbeti bıraksanız ben Yüzükön Efendisi'ni 10 gün 15 gün konuşurum. Lekesizler Lig klanına geçelim. Bu arada ikinci sıraya geldik. Savaş fazlasıyla. Air Lages 9 savaş biz 11 savaş ile Lig klanına geçelim. Evet Kalise hesabına geçiş yaptık arkadaşlar. Ordumuz hazır. Eksik bir şey yok. Ligimize geçelim. Burada birazcık korkutucu bir durum var. Ama 5. gününü kazandık. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. 39'a 24 kazandık. Zaten rakiplerimizde köy binası 13'lerde vardı. Şimdi sezon bilgileri diyelim. 6. sıradayız. Birazcık sınırda kaldık. Ve lig düşmemek için mücadele veriyoruz diyebiliriz. Şu an savaş yaptığımız Banana 2 klanı var muz 2 klanı. Galiba ana klanı da banana 1'dir diye düşünüyorum. Bu ikinci klanlarıymış. birinci klanları belki de şampiyon 1'dir. Şimdi bunlar 7. sırada abi. Bunları yenersek çıtır olacak. Banana klanı 8 savaşta 15 yıldız almış. Biz de 9 savaşta 20 yıldız almışız. Ve bir tane de tek yıldızımız mevcut. Erdal abimiz tekte kalmış. Canı sağ olsun diyoruz. Rakibin 13.sine işaret koydum. Bir üçlük patlatırsam klanımızı çok rahatlatacağız. E, lig düşmek istemiyoruz. Şampiyon 2 grubunu burada seviyoruz. Şampiyon 1 olmak da istiyoruz. Tabii ki tüm klanlarımızdaki hedef budur. Evet düzenimizi gösterelim. Düzen bu şekilde. Kartal topunu oradan gireceğim. E, öyleydi dedim lan taktik? Evet. Şurada indiririz. Belediyeyi de alırız diye düşünüyorum. Bilmiyorum abi bakacağız. Ben 3 yıldız atacağımıza inanıyorum öyle söyleyeyim. Şimdi canlarım bir sinsi atarsak bir sinsi atarsak şuradan da ejderleri yığarsak bizim işlem gayet düzgün olur diye düşünüyorum. Koruyucuyu da pasladık. Ejder binicilerini gönderdik. Barbar kral ve kraliçeyi şöyle bırakıyorum. Zeplini klan kalesine doğru göndereceğim ya aynen. Şöylemesine gönderdim. Kelle avcısını harcasam mı ya? Barbar kralını bizim ejderler zaten indirir diyorum. Ordu birazcık dağılıyor. Tüm özellik varken şunları da aldık. En azından kraliçeyi aldık. Güzel. Biraz daha şöyle bitişikte indirelim ya. Şöyle indirelim abi. Galiba oradan klonu da çatlattık. Öfkeyi attık. Anam anam yetiştim lan son saniyede. He. Şşş, hacı abi. Hayırlı cumalar hacı abi. Evet. Güzel. Güzel bak şu an keyfim yerinde. Bir görünmezlik de attım belki gereksiz attım ama şu tazı birazcık bizi e, tersoya düşürdü. Kraliyetin desteğini de attım. Şuradan da bir süper bebek ejder neymiş abi süper bebek ejder diye bir şey mi varmış ya arkadan kelleyi de bıraktım. Rakip kraliçeyi şurada biz mıhlarız bir tane dondurmayla da mıhlarız yani değil mi? Bir tane süper duvar kırıcımız var 3 yıldız vatana millete hayırlı olsun diyorum. Yakın meşalelere çıkalım sokağa kutlamalara başlayalım. Lekesizler lig düşmedi. Lekesizler lig klanımız lig düşmedi diyelim arkadaşlar değil mi? Kraliyetin özelliği de, haydi al büyücüyü öyle basacağım. Tek boynuzlu at var ya sen adamsın dele. Arkadan canı da basıyormuş. ıktanıktan ıktan diyorum bu kraliyet niye ölmüyor? Nasıl canı geliyor bunun dedim. Tek boynuzlu kraliçe ölünce demiş ki baba Allah'a emanet ben kraliyete kaçar ya. Evet. 3 yıldızı patlattık. Güzel oldu. Baya güzel oldu. Bananayı indirdik. Muzu yedirdik abi muz kalanına. Öyle düşünüyorum. Rakibin birincisine de Bekir abinin atmış olduğu üçlüye bakmak istiyorum. Bugün üçlüklere doyamadık. Maşallah. İnşallah hep böyle olur. Evet. E, Bekir abimizden de bir ejder binici ejder balon süper okçu kombinasyonu görüyoruz. Standart Bekir abimizin üçlük kombinasyonu affetmez. Bekir abiye de ki abi 3 ile affetmez gerçekten. Koruyucu özelliği muazzam basılmış. Barbar kral içeri girip kraliçe dışarıdan dolaşıyor. Bir görünmezlik ve klonlar öfke geliyor. Belediye binasının orada temizliği sağlanıyor. X ayları, cehennemler vesaire 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 inmiş. Şimdi süper okçular doymamış. Tekliğe gitmiş. Evet artık yavaştan da ölmüşler. Barbar kralının özellik derken kraliçenin özellikle basılıyor. Kraliyet geldi. Kraliyet şampiyonu güzel. Kaya saçarı indirdi abi. Arka tarafta da bir şey kalmadı. İki bebek ejderle de köyün temizliğine destek atılıyor. Tek boynuzlu at bu sefer kraliçeyi satmadı. Kraliyette arka tarafın temizledi. Ve kelle avcılara da destek attı. Bekir abinin üçlükten sonra kime geliyoruz? Sahne kimin abi? Mezar kabul. Mami. Mami sahnede. Evet. Mami'de de bir klon var. 6 görünmezlik var. 2 dondurma. Büyük ihtimal püskürtücüyü donmuştur, dondurmuştur diye düşündüm. Direkt hiç temizlik memizlik yapmadan ejderleri salmış. Balonları patlatmış. Benim ejderler demiş. Benim istediğim noktaya gider demiş. Bakalım gitmiş mi arkadaşlar. Koruyucuyu gönderdi. Kraliçe. Barbar kral orada. E, zeplini patlattı. Bir koruyucu özelliği bastı. Zaten belediye binası yakın olduğu için ee, erkenden basmış zaten savunmalarda o noktada Hemen bir görünmezlik Klonlar geliyor Mezar kabul bu arada sadece süper okçu almıyor arkadaşlar İçerisine süper büyücüleri de yaslıyor Görünmezlik üstüne görünmezlik Klonla birlikte çoğalan süper okçu ve süper büyücüler var Oradan galiba ilk seyinde almıştır Kaya Saçar'dan bir hasar yediler ama hayatta kaldılar Sarsıldılar ama ölmediler Alt tarafta ordu var Çoklu cehennem insin diye bir dondurmasını kullanmış. Ejder miniciler ilk sayını temizlerken barbar kral üste kraliçede köpeciklerle uğraşıyor. Şöyle iki xe çektim. Sonunda çoklu cehennem iniyor. Şuradaki kaya saçar. Yemin ederim kraliçeyi var ya hayattan soğutmuş ya. Sürekli bam 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 kafasına vuruyor vuruyor vuruyor. Ama unuttukları bir şey var. Kraliyet şampiyonu. <laughs> Kraliçeyi istediği kadar hasar ver, istediğin kadar öldür ama koca yürekli kraliyet var. Tuzakların arasından kaçarak gelmiş ama o da bir yere kadar. Koruyucuyla baykuş da desteğini atıyor ve 3 yıldız geliyor. Mami ile tebrik ediyoruz. Vallahi ben de ciğer, dalak bir şey kalmadı abi. Nefesim tükendi. Son üçlüklerimize yavaştan geçiyoruz. Bir an önce kaydı bitireyim, suyumu içeyim diyorum. Bekir abiden bir üç daha gelmiş. Bir tanesini paylaştık. Bunu da es geçelim. Rakibin 13.sünde ben üçlemişim. Neyse Bekir abiye bakalım hadi. Bir savaş daha şeyimiz var. Mermim var yani bir savaşlık daha düzen görelim. Evet arkadaşlar ee, sinsilerle temizlik yapılıyor. Kartal topunun oradan galiba giriş yapıldı evet. Üstten de bebek ejder geldi. Şuradan ejderleri yığmıştır diye bekliyorum. Buz barbar kral, kraliçe ve ejder yağlar. Ateş eden ejder yağlar, balonlar, ejder biniciler. Zeppelin geliyor. Arka tarafta Esra bavul hazırlıyor. Dolap sesleri belki geliyordur ama sizleri rahatsız etmiyordur. Çok fazla bir ses yok çünkü arkadaşlar. Tahminim o yönde. Montaj yaparken daha güzel göreceğim. Görünmezlik üstüne görünmezlik. Bak ben böyle deyince de Esra sesi kesti. Esra mı yapabilirsin? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gelmiyor buraya ses. Evet kraliyet şampiyonu temizlikleri yaparken özelliği de mevcut. Bakalım özelliğini nerede kullanmış. Bebek ejderi direkt kaya saçara şuradan atabilir aslında. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Bekir abimiz beklemiş. En doğru kararı vermek istemiş. 1 milyon kraliyet Allah rahmet eylesin. Baykuş, barbar kral. Top inecek sonra mı atacak? Aynen bak şimdi gönderdi. Onlarla uğraşırken kelle avcısıyla birlikte gönderdi. Vallahi bak bir bebek ejder köy üçlüyor. Çok güzel bir zamanlama. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet skor nedir? 23'e 15 arkadaşlar. 2 fark vardı. 3 farka çıktı. Bizim için güzel oldu. İyi de oldu. Güzel de oldu. Lig düşmemek için devam ki. Evet 6. günde tamamladık. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.